Benim için küçük bir hazırlık. Önç almak için geliyor, intikam almak için geliyor diyorlar. Asla ve asla lütfen bunu söylemesinler söyleyenler. Bende kin, nefret asla yoktur, olamaz. İstirham ediyorum, yalvarıyorum. Bana intikam almaya geliyorlar, öç almaya geliyorlar gibi lafları yakıştırmayın lütfen. Asla ve kata olamaz. Benim hatalarım yok mu? Benim çok hatalarım var. 5 senedir evde çalışma odamda çalışma yaparken düşünüyorum, sentezler yapıyorum, öz eleştiri yapıyorum. Eşim şahittir. Bazen ne yapıyorsun diye yanıma gelir. Kendimi tokatladığım zamanlar oluyor. Kendime yumruk attığım zamanlar oluyor. Halil, bu hatayı nasıl yaparsın? Bu adamı nasıl kırarsın? Bu işi nasıl yaparsın dediğim zamanlar oluyor. Ama 20 sene denediği bir noktadan alıp bir noktaya getirdim. Hata yaptığım, kırdığım, kalbini kırdığım, canını acıttığım insanlardan özür diliyorum. Buradan çıktıktan sonra da eğer benden özür dilemedim diyen birisi varsa ona sarılıp öpmeyi ve özür dilemeye hazırım. Ben medeni bir insanım. Türk Beden Sendikası'yla kavgası var diyorlar. Benim Türk Beden Sendikası'yla kavgam olamaz. Mümkünatı yok. Dün sabah Türk Beden Sendikası Karadeniz Yeleli Şube Başkanı Sayın Metin Ercan'a telefon ettim. Şahsınızda Türk Beden Sendikası'nın tüm yöneticilerini benim açıklamama davet ediyorum dedim. Sağ olsun Sayın Başkan Metin Ercan da başkan hayırlı olsun, yolunuz açık olsun dedi. Bireylerle kavgalar oldu diye sendikayla kavgalayayım diye bir şey olamaz. Eğer hata yaptıysam o bireylere de özür diliyorum. Kasıtlı bir hareketim yok. 2014 belediye başkanları seçimlerinde benim hatalarım ve yanlışlarım yüzünden benim ifademle aşkım Ereğli beni boşadı. Tarkanları özlüyorum. Murat Bozları özlüyorum. Ajda Pekkanları özlüyorum. Esnafımın buraya giren parayla para kazanmasını özlüyorum. O günleri özlüyorum. Gençleri, evlerindeki annelerimizi, teyzelerimizi, bacılarımızı, gençlerimizi özledim. Ereğli Belediyesi'ni yönetmeyi özledim. Ereğli'nin sesini Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya duyurmayı özledim.